Canım arkadaşlarım selamlar ben SML Hoca SML Hoca matematik kanalındasınız hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlarım 5 soruluk SML X Large ve X Large serimizde sevgili arkadaşlarım Bugünkü konumuz logaritma Evet sevgili arkadaşlarım 5 tane birbirinden güzel logaritma sorusu çözeceğiz Bu sorular düzey düzey ayrılmış olacak Small'dan başlayıp X Large'a e kadar çıktığımız kolaydan zora sevgili arkadaşlarım sıralanmış 5 tane logaritma sorusuyla böyle bilgilerimizi taze tutacağız ve logaritma ile alakalı maksimum ne sorabilirler ki sorusunun yanıtını arayacağız arkadaşlarım. Hemen geçelim dersimize. Evet ilk sorumuza bakacağız. İlk soru small soru sevgili arkadaşlarım. Bakalım bu small soruda neler varmış neler yokmuş. Şimdi gençler logaritma 3 tabanında x eksi 1 olduğuna göre fx fonksiyonu f içerisinde f 82 soruluyor bize. Yani ne sorulmuş şunu bir düzeltmem gerekiyor aynen. Şimdi f içerisinde f 82 ne demek f'in içerisine şöyle 82 yaz demek. Önce ben içeri tarafı bulmam lazım. Yani x gördüğüm yere 82 yazacağım fonksiyonda. Bu da bana logaritma 3 tabanında 82'den 1'i çıkarırsam 81'i verir. Logaritma 3 tabanında 81 demek ne demek? Tabii ki 4 demek arkadaşlar. Neden? Çünkü 3'ün 4. kuvveti bana 81'i verecektir. Tamam içeriği hallettik. Burası 4'müş. Şimdi benden ne istiyor? F4'ü istiyor. Şimdi x gördüğüm yere 4 yazacağım. Yani logaritma 3 tabanında 4 eksi 1. 4'ten 1'i çıkardım 3 geldi. Logaritmanın tabanıyla içi aynıysa sonuç ne oluyordu? Tabii ki de 1 oluyordu. O halde doğru cevabımız neymiş? B şıkkıymış dedik sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Medium sorumuzda. Logaritma 2 tabanında. Logaritma 3 tabanında 6x artı 21 eşittir 2 olduğuna göre x kaçtır diye sorulmuş. En dışarıdan başlıyorum bu sefer. 2 tabanında demiş ya 2'nin karesi 4 yapar. İşte o 4 logaritmanın içine eşittir. Buradaki logaritmamızın içerisi logaritma 3 tabanında 6x artı 21. Hemen yazıyorum. Logaritma 3 tabanında 6x artı 21 neymiş gençler? Eşittir 4'müş. Şimdi ne yapmam gerekiyor? 3 üzeri 4 eşittir buradaki logaritmanın içerisi. Yani 6x artı 21'i verecek bana. 6x artı 21 eşittir. 3'ün 4. kuvveti 81 yapacak. Ve böylelikle 21'i sağ tarafa postalarsam 6x'in 60 olması gerektiğini anlayacağım. X de buradan kaç gelecek on benden ne istenmişti? X istenmişti o halde doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı olacaktı. Arkadaşlarım şimdi large sorumuza geçiyoruz. Bakalım large soruda neler vermiş bize? uygun tanım aralığında. Uygun tanım aralığında. f(x) arctanjant logaritma 3 tabanında 5x fonksiyonu veriliyor bize. Buna göre f(x)'in ters fonksiyonu olan f üzeri eksi -1x aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bak. Çok ama çok iyi dinle beni. Çünkü bu ters fonksiyon tersi alma yöntemini YouTube'da herkese sesimi duyurana kadar neredeyse her videoda yapacağım arkadaşlar. Çok iyi dinle beni. Öncelikle bu fonksiyonun ters alınırken bizim yapmamız gereken işte şuna x diyeceğiz de şuna y diyeceğiz. Yalnız bıraktığımız y bize f'in tersini verecek falan. Şimdi iyi dinliyorsun arkadaşım. Bunları yapmana lüzum yok çünkü. Adım adım öncelikle x'e uygulanan işlemleri biz yazacağız. 1 Ne yapılmış burada? x 5 ile çarpılmış. Yazdım. 5 ile çarpılmış. 2 3 tabanında logaritma alınmış. 3 tabanında logaritma alınmış ve 3. işlemimiz ark tanjant alınmış hemen yazdım. Ark tanjantını almış. Şimdi ben terse doğru gideceğim ve bütün işlemlerin anti işlemlerini uygulayacağım. Anti işlem ne demek? Bütün işlemleri tersine döndüreceğim. Ark tanjant almanın tersi nedir? Tanjant almaktır. O halde ilk olarak bizim yapmamız gereken tanjant x. x'in tanjantını aldım. 3 tabanında logaritmasını al demiş. Yani ben 3 tabanında üssünü alacağım. Çünkü logaritmanın tersi üstel fonksiyondu. Ve 5 ile çarp demişti ya artık bunu 5'e böleceğim. 3 üzeri tanjant x bölü 5 bana fonksiyonun tersini verecek tabii ki. Yani cevabımız 3 üzeri tanjant x bölü 5 c şıkkında mevcut sevgili arkadaşlarım. Cevabımız c şıkkı olacaktı. Evet. Devam ediyorum. X large sorumuzda. 2 üzeri ln 2 üzeri ln elen, ln x bölü 2 üzeri ln elen, ln nun da logaritma e'ninci kuvveti. O oh, çok karışık. Aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Şimdi ikisinin de tabanı 2 mi? Evet. O zaman klasik TYT bilgilerimizi kullanarak, üssü sayılar bilgilerimizi kullanarak iki tane tabanı aynı olan üssü sayı birbirine bölünüyorsa üstleri birbirinden çıkarılır diyoruz. Yani 2 üzeri ln elen, ln x'ten bak ln elen, ln x'ten ln elen, elen onu çıkaracağız. Sonra bunun da logaritma eğninci kuvvetini alacağız. Şimdi içeriye baktığımız zaman bundan bunu çıkarıyoruz ya. Logaritmaların tabanları aynı ve e. Bak ikisinin de tabanı e. Logaritmaların tabanları aynıysa ve birbirinden çıkarılıyorsa içleri bölünür. O halde ben 2 üzeri elen diyorum. ln x bölü ln 10. Hemen yazdım. ln x bölü ln 10. Bunun da üzerinde logaritma e var. Dolayısıyla onu da yazalım. Logaritma a. Peki. Şimdi şuraya bakalım. Eşittir dedim. 2 üzeri ln. içeriye bakıyoruz. ln x bölü ln 10. Bunun tabanı 10. Bunun tabanı x ve aslına bakarsan şu şekilde e e var. Bak. İçi 10, içi x, tabanları e, tabanları ikisinin de aynıysa ben artık bunu şu şekilde yazabiliyorum. Sen de gayet iyi biliyorsun. 10 tabanında x yani logaritma x biçiminde yani logaritma 10 tabanında x biçiminde şu şekilde ifade edebiliyoruz Üssün üssü varsa bu üstleri çarpıyorduk Demek ki ben buraya artık logaritma 10 tabanında e diye yazıp çarpabilirim Şimdi burada bir logaritma var tabanı e burada bir logaritma var 2 e O halde bu e ile bu e birbirini götürür ve 10 tabanında bak eşittir 2 üzeri logaritma 10 tabanında şurası logaritmanın iç logaritma 10 tabanında x yapmış oldu. Bu da sevgili arkadaşım 2 üzeri log log x'tir. Sonuçta bir şey yazmıyorsa taban 10'dur değil mi? 2 üzeri log log x. E böyle bir şık yok hocam. Böyle bir şık yoksa şöyle bir şey yapabilirsin. Logaritmanın burada tabanıyla yani taban dediğimiz 2 ile buradaki logaritmanın içini değiştirebiliyorduk. O halde ben buraya ne yazarım? Logaritma x üzeri logaritma x üzeri logaritma 2 yazabilirim. Bu da bana hangi şıkkı verir? Tabii ki D şıkkını verir. X sorumuzda sorumuz da bu şekildeydi. Logaritmadan aman aman zor soru tipleri de var. X xlerci bırak. X X X sorular da var. Peki çözmeye lüzum var mı? Tabi o orası tartışma konusu. Yani ama bana göre çözmeye lüzum yok. ÖSYM tarzı sorular olsa yeter. Konseptimiz gereği bu soru x yakışan bir soru. Bence gayet yeterli bir soru. Şimdi geçelim x x large sorumuza. Şimdi arkadaşlar ben şurayı şöyle sileceğim. Sildikten sonra da çözümümüze geçelim. Bir bakalım. Şimdi ben burada logaritma x tabanında 6y ve logaritma y tabanında 6x var ya. Bunları şu şekilde ifade edebilir miyim? Ee, ise diyelim. Şu logaritma x tabanında 6y'yi 10 tabanında yazalım. Logaritma 6y bölü logaritma x biçiminde yazarım. Değil mi? Eşittir. Burası da o zaman logaritma 6x bölü logaritma y olarak ifade edilebilir. Buradan e, buradan bir içler dışlar çarpımı yapmadan önce şu kısım var ya bak şu ikisi. Bu ikisi bak içerisi 6 çarpı y. Bunun içi de 6 çarpı x. Logaritmanın içleri burada çarpıldıysa eğer, logaritmanın içleri çarpıldıysa gençler, o halde dışarıda toplanmıştır bunlar. Yani üst taraf logaritma 6 artı logaritma y'dir. Bölü bir log y'miz var burada. Daha sonrasında eşittir diyorum. Logaritma 6 ile logaritma x'in toplamı bölü alt tarafta logaritma y mevcut. Şimdi tamam buraya kadar getirdik çok güzel. Bundan sonra neler yapılabilir? Hocam içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Yapalım. Şurada sığdırırız bence. Gayet yeterli. E, logaritma 6 çarpı log y artı log kare y. Şunla şunun çarpımı log kare y eşittir. Logaritma 6 çarpı logaritma y dedim. Şurasına bakalım. Logaritma x'ti şurası. Çok özür diliyorum sizden. Şurayı yanlış yazmışım bak. Logaritma x logaritma y olmuş burası. Burası logaritma x arkadaşlar kusura bakmayın. Hemen düzelttim. Dolayısıyla da şunun aynı olduğunu fark edince öyle yaptım. Anladım hemen düzelttim. Log 6 ile log x'i çarptım. Log 6 çarpı log x artı log kare x geldi burası da. Log kare x dedim. Pekala şimdi neler yapılabilir? Ben burada şunlar var ya bak. Şu ve şu. Bunları bir araya getireyim. Şunla şunu da bir araya getireyim. Tamam mı? Şunu şu tarafa attım. Bunu bu tarafa atacağım. İkisinde de logaritma 6 olduğu için logaritma 6 parantezinde logaritma y eksi logaritma x yazarım ben buraya. Eşittir diyorum. Şunu karşıya atıyorum ya. Log kare x eksi log kare y. İki kare farkı yaparım. Yani log x artı log y yazarım. Çarpı log x eksi log y yazarım. Tabi sen görmedin orayı. Ben yazdım ama sen görmedin. Hemen sana da göstereyim. Şöyle. Tamam mı? Şimdi burada x y'den farklı olduğu için log y eksi log x sıfırdan farklıdır. Log x eksi log y de sıfırdan farklıdır. Yani ben bunları ikisi birbirinin eksilisi olduğu için sadeleştirirsem şuraya bir tane eksi koyarım. Bunlar eşit olur. Şimdi o zaman şu kısımlar ya logaritmalar toplanmış. Toplandıysa içlerini çarparım. Yani logaritma x çarpı y eşittir. Eksi log 6'yı da eksiyi şunun kafasına atarsam logaritma 6 üzeri eksi 1'den Logaritma 1 bölü 6 olur. E şimdi hocam ikisinin de tabanı 10 değil mi? 10. X, Y var 1 bölü 6 var. Demek ki X çarpı Y 1 bölü 6'ymış. Çok güzel. Çok güzel. Madem X çarpı Y 1 bölü 6 yani şurası. Logaritma 1 bölü 6'ya 6'nın eksi 1. kuvveti diye yazdım. Buraya da 216 yazdım. E hocam bu da logaritma 6 üzeri eksi 1 tabanında 6'nın küpüdür. E 3'ü başa attım hocam. 3 eksi 1'i de başa bölüm olarak başa attım. Çarpı logaritma 6 tabanında 6 kalmadı mı kaldı. ve burası gider çünkü 1. 3 bölü eksi 1 bize eksi 3'ün ta kendisini verir. Yani cevabımız B şıkkı olacaktı diyebiliriz. Ve sevgili arkadaşlarım videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Birbirinden güzel 5 tane soru çözdük logaritma alakalı. Ve ciddi anlamda sevgili arkadaşlarım small'dan xx doğru gittik. Hani yani şuradaki sorudan bahsediyorum. Ciddi anlamda seni zorlayabilecek tarzda bir soruydu. Ama şu soruda mesela örnek veriyorum bir konu kazanım sorusuydu. Konu kavrama sorusuydu. Gayet basit bir soruydu. En dipten en zirveye kadar gösterdik arkadaşlar bu 5 tane soruyla. Tabi 5 tane soruyla yeter mi hocam? Bunlar yetmez tabi ki. Bir 50 tane çözmemiz lazım. Ama dediğim gibi konsept bu ve bu konsepti tabi ki logaritma 1 diye paylaşıyorum. Logaritma 2'si de 3'ü de 4'ü de gelir bunların arkadaşlar merak etmeyin. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.